Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Bugün bahçe için çok önemli olan tavuk gübresinin şerbetini yapacağız. Benim bu gübre tavuk ve güvercin karışık arkadaşlar. Bir köşede bekliyor. Yani 2 aydır falan bekliyor. Kesinlikle beklenmiş olması lazım. Direkt verirseniz bahçenizi yakabilirsiniz. 2-3 ay oldu hatta. Bir köşede yağmur, güneş değmeyen bir yerde beklemesi lazım, üzeri kapalı. Ferment olması lazım yani içindeki zararlı şeylerin ölmesi için. Size oranını göstereceğim arkadaşlar, tam olarak ne kadar kullanmanız gerektiğini oranını. Şöyle göstermem gerekirse şu 10 litrelik bir kova arkadaşlar. Mesela 10 litre üzerinden yapalım. 10 litrelik kovaya 2 kilo kadar gübre yeterli arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse. Şöyle dolduracağız. Bakın. Ne kadar doldurduğunu görün. 2 kilo kadar. Yani şöyle yaptığım zaman tabanın kovanın 3'te 1'ini, 1,5'unu kadarını, kovanın yarısı bile değil arkadaşlar tam. Bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Geri kalanını üstüne su dolduracağız. Üzerini kapatıp böyle işte güneş görmeyen bir yerde bekletmeniz lazım arkadaşlar. Arada bir karıştıracaksınız. 10 gün arkadaşlar. Minimum 10 gün. 15 gün tam günü. 2 hafta beklettip arada bir 3-4 günde bir karıştıracaksınız. Ve bu içindeki pozasını süzüp suyunu alacaksınız arkadaşlar. Suyunu alacaksınız. Ben size yapılmış, bitmek üzere olan gübremi göstereyim arkadaşlar. Bu köşede arkadaşlar. Bu benim 10 gün oldu. 3-4 gün sonra hazır olur. Bakın salyangoz var içinde. Ben şu şekilde torbanın içine koydum gübreyi ki sonra süzmek zorunda kalmayayım. Siz de böyle yaparsanız güzel olur. Torbanın içine doldurdum. İçine de su doldurdum. Gördüğünüz gibi sipsiyah. Sonra bu torbanın içindekini atabilirsiniz. Kompostoya yine bir kenara atabilirsiniz. 15 gün, 3-4 gün kaldı. 15 gün dolduğunda artık bu gübre kullanıma hazır olacak arkadaşlar. Ferment olmuş gübre olması lazım kesinlikle, dediğim gibi. Bir de bu gübreyi kullanırken 1'e 10 oranında suyla inceltip kullanmalısınız. 1 litre bundan 10 litre su olarak zebrelere verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla fermente olmamış gübreyi verirseniz bitkileri yakarsınız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Buradan arkadaşlar Türkiye'deki yeğenlerim Elif ve Efe Nuriye, Nazif Emre, Ömer Ali'ye selamlarımı iletirim. Gözlerinden öperim. Onları çok özledim.